Benimle gel, gülümse gel. Hayat bazen zor olsa da yine güzel. Benimle Defne odama gel. Gel. Gülümse tamam, gel. Geliyorum Ömer Bey. Hayat bazen zor olsa da yine güzel. Efendim Ömer Bey. Yasemin lansmanı için basın listesi hazırlamıştı. Onu bir getir bakayım, ben kontrol edeyim. Peki. Nereye gidiyorsun? Yasemin Hanım'ın odasına. Ben sana gidebilirsin dedim mi? Demediniz. O zaman sana izin verilmediyse gitmeyeceksin. Peki. Sen bana ofluyor musun? Hayır. Sizi dinliyorum Ömer Bey. Buyurun. Şinasi Beylerle dışarıda buluşacağım. Hemen ara ayarla. Bugün ofis çok sıkıcı. Bunu aldım. Olur, ararım. Nerede olsun? Long iyi mi? İyi. Benim gelmeme gerek var mı? Beni ister misiniz yanınızda? Geleyim mi? Ne yapayım? İstemiyorum. İyi o zaman. Şimdi gidebilir miyim Ömer Bey? Aferin, aferin. Bak giderek ayak hızlı öğreniyorsun. Çık, çıkabilirsin. Ömer Bey. Neredesin sen? Öğle yemeğindeydim. Şirkette bu kadar iş varken yemeğe mi çıktın? Öğle molası benim hakkım. İsterseniz iş yasasını birlikte inceleyelim. Ben sonuçta haklarını bilen bir personelim. Şimdiye kadar böyle bir hakkın peşinde değildin. Evet, değildim. Ama fark ettim ki iş dünyasında dramatik fedakarlıklara yer yokmuş. Hepimiz profesyoneliz sonuçta. Ha. Nereye? Mesai sonu gidiyorum. İşim bitti mi? Bitti. Ben bitti demeden bitmez Defne. Daha çok işim var.
Showroom'daki ayakkabıları düzenleyeceksin. Şimdi mi? Şimdi. İtiraz etmeye hazırlanıyorsan baştan söyleyeyim, reddedildi. Yok. İtiraz falan etmeyecektim. Hem siz ne zaman gördünüz benim işten kaçtığımı? Güzel. Şimdi oradaki ayakkabıların hepsinin envanterini çıkarıyorsun. Aralarında geçen sezondan kalanlar da var. Onlara ekliyorsun. Sonra da hepsini tek tek yerleştiriyorsun. Ama böyle estetik. Hani güzel güzel. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Yarın sabah evinize geleyim mi yoksa direkt buraya mı geleyim? Tabii ki geliyorsun. İş tanımın hala aynı. Hayır, bir derdin, bir sorunun varsa? Yok. Bir derdim, bir şikayetim yok. Zaten 2 haftam kaldı. Merak etmeyin, dayanırım. Dayanırsın, dayanırsın. Şey söylemek, insan önce bir günaydın der, bir tatlı tatlı bakar. Lütfen ama yani. Sen her sabah böyle güzel uyanmak zorunda mısın? Neden güzel ya? Saçıma bak, çarşamba cadısı gibi. Ben bayılıyorum ama bu haline. Bunu ne yapacağız? Ayrıca bundan sonra sana gülümsemek de yasak. Aa, niyeymiş o? Bak hala. Sen bayağı bayağı ciddisin yani. Yalnız hep alev aldı buralar. Almasın mı? Alsın madem. İçimiz ısınsın. Sinir, stres yok Defne Hanım. Kavga etmiyoruz. Sinirlenmiyoruz. Bugün sinirlerimizi aldırıyoruz. Sinirlerimizi aldık. Sinirlerimizi alıyoruz. Hop çöpe atıyoruz. Vay be. Demek öyle. Ben de içimden atmanın yolunu bulurum elbet. Ben de burada bir dakika fazladan göreceğim diye delireyim. Aferin Defo, çok güzel, şahane. Çok güzel. Defne. Yumurta haşlandıktan sonra kahvaltınız hazır. Siz kahvaltı yapana kadar ben şirkete gideyim mi? Olmaz. Arabada beklesem. Bırakın gideyim. Gidemezsin. Saat 11'de kreatif ekiple toplantınız var. Ondan sonra da saat 2'de ajans sahibi olan Jale Hanım'la görüşeceksiniz. Bu kahve olmamış.
İsabet. İçmeyin zaten. Fazla kafein çünkü adam manyaklaştırıyor. Programınıza devam edeyim mi? Etme. Bugün lansman hazırlıkları için Yasemin'e yardım edeceksin. Onunlasın yani. Hayır olmaz. Ne demek olmaz? Ben Yasemin Hanım'la çalışmıyorum ki. Sizle çalışıyorum. Benim ne işim var Yasemin Hanım'la? Bugün Yasemin'le berabersin diyorum. Konu kapanmıştır. Ayrıca içtiğim en kötü kahve. Çalışıyorsunuz ya. Siz beni delirtmeye mi çalışıyorsunuz? Tebrik ederim. Başardınız. Çıldırdım çünkü. Sen gel. Gel bir kahve yapayım. Bir konuşalım. Bir rahatla. Gel. Ne yok. Bir dakika. Siz patronsunuz. Ben yapayım kahvenizi. Defne sakin ol dedi. Olmayacağım tamam mı? Sakin falan olmayacağım. Ama kahveni hangi fincanda içersin diye sormadınız. Ben size göstereyim. Bu mu? Bu mu? Yeter. Ömer Bey, kolunuz kanıyor. Çok özür dilerim, ben hemen şimdi yara bandıyla halledeceğim. Sargı bezi falan var mı bir yerlerde? Tamam, önemli değil. Hayır, önemli. Ay, kolunuz çok kötü oldu ya. Bir hastaneye falan mı gitsek? Çünkü dikiş atmamız gerekebilir. Defne bir sakin ol, dur nefes al. Defne tamam, önemli değil. Hastane falan nereden çıktı? Ufacık bir çizik, ama abart. Ya nasıl önemli değil? Ben önemli diyorsam önemli. Madem hastaneye gitmeyeceğiz, saracağız. Efendim? Yok bir şey. Sakinleştin mi biraz? Evet. Hayır. İyi geceler, ben artık gideyim. Nereye? Evime. Saat şimdi geç oldu. Yani Şükrü de yok, arabayla gitti. Ben tek başına yollamam seni bu saatte. Bu gece burada kal. Kalayım mı? Kalamam. Sanki birbirimizi görmeye bayılıyormuşuz gibi. Defne tamam. Ben son zamanlarda sana çok sert çıkışlarım oldu. Tamam haklısın. Ben kızmak taktı. Tamam. Ben de bir an çok sinirlendim. Ortalığı falan dağıttım. Özür dilerim. Ya sonuçta 13 gün kalmış değil mi? Bir sabret yani. Tamam. Bak ne olur konuşmayalım şimdi.
Sen yukarı çık. Dolapta benim şortum, tişörtüm falan var. Yiy onları, güzelce uyu. Ben de burayı bir toparlayayım. Yatarım şurada. Yok, ben gideyim. Defne. Gitme. Kal. Lütfen. Peki. O zaman ben bir evdekileri arayayım da. Bulut geçti, gözyaşları kaldı içime. Ömer Bey, günaydın. Kusura bakmayın, ben bu sabah geç uyandım. Tamam, ben hallettim. Bir dakika. Sizin bu saatte çoktan kahvaltı yapmış olmanız lazımdı. Ettim zaten. Peki bu kimi? Sana. Otursana. Gel. Bana yani. Nasıl yani? Sen seversin diye sana bunları hazırladım. Sebze suyu pek sana göre değil. Değil mi? Ofiste çay içiyorsun, görüyorum. Tek şekerli. Doğru muyum? Doğrusunuz da. Desene, soğutma. Sen yemeğini yerken ben programın üstünden geçeyim mi? Ha? Ay. Ay, pardon ya. Niye peki yani? Kendimi sana affettirmek için diyelim. Hadi yesene, çayın soruluyor. Bugün şirkete gitmesek mi ya? Yani beraber gezeriz. Ne diyorsun? Al iç, al. Ben de kendime kahve koyayım.
Ceketimin cebinde bak sen. Alo Koray Bey. Kız, patronuna söyle Yasemin'in onayladığı mekan katiyen olmaz. Koray Sargın bunu kabul etmiyor. Kız yaklaştır o telefonu, yaklaştır. Ah çığlıklarıma kulak ver. Hassas ruhu kahrolmuş bir adamın naif ezeyanları bunlar. Ben dinliyorum sizi Koray Bey. Defne, Ömer hemen gelsin mekana baksın. Ay Sinan da yok ortalıkta. İstifa edeceğim, yeminle istifa edeceğim. Ben sizi şimdi Ömer Bey'e veriyorum Koray Bey. Efendim Koray. Ne mekanı? Hayır, orası niye olmuyor? Bana bir söylesene, orası niye olmuyor? Allah Allah. Ne oldu ya bu adama şimdi? Hayır, kamera şakası falan desen Ömer Bey'in tarzı değil. Asıl sana ne oluyor kızım ya? Ayırdın 2 dakika daha ağzını. Koray'a gitmemiz lazım. Tamam, hemen gidelim. Böyle bir zeytin at, ayıp olmasın. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Defne. Günaydın Şükrü abi. Ben de seni merak ettim. Niye ki? Ne bileyim, sabah görmeyince hastasın falan diye düşündüm. Yok yok, iyiyim. Bir şey yok. Kore'ye gidiyoruz Şükrü. Derhal efendim. Teşekkür ederim. Sen. Ya Ömer Bey, ben taşırdım onu. Niye zahmet ediyorsunuz ben? Ya olur mu canım? Hiç önemli değil. Ben hallederim. Sıcak bir şey yapıyorsun. Bir şey içer misin? Bir şey yok ki. Nasıl? Burada diyorum, bir şey yok. Sen burada bir şey olmadığını nereden biliyorsun? Kız! Sensin, bir şey yok. Koray Bey ya. Koraycığım, ne yapıyorsun? Korkutuyorsun bizi. Ömer. Yasemin lansman için süper kiç bir mekan onaylamış. Hayatta olmaz, kabul etmiyorum. Yani bu konseptten onun kadar ben de sorumluyum. Adıma asla leke sürdürmem. Ben bir markayım. Ben Koray Sargın'ım, bir şey yap. Koraycığım, abartıyorsun. Ben mi abartıyorum? Ben. Ben var ya ben. Ben avantgard bir fotoğraf yıldızıyım. Ama o pis Yasemin 2013'lerde kalmış Alaturka ve avam bir kadın. Koray Sargın. Heh, söyle kız. Şunu bileydin hayatım. Ben, bak bak bak, ben. Bakıyorsun değil mi? Ben Koray Sargın. Bahşedip de Türkiye'de yaşıyorum be. Allah, sen ne söylersen söyle, ben Yasemin'in vizyonuna güveniyorum. Ha, neyin vizyonu? Neyin vizyonu bu? Onun yaptığı standa gördük. Resmen Harrods'ın 2 yıl önce yaptığı birebir kopya. Değil mi kız, söyle? Benim bir şey anlamam normal mi ya? Efendim, bir şey mi söyledin? Ben bir şey hazırlayayım diyorum. Dur dur dur, olur mu canım? Sen niye hazırlıyorsun? Ben hazırlarım. Şükrü'ye söyleyeyim, sana bir şey hazır mı? Sen sıkılmadın değil mi? İyi misin? Daha neler canım? İyiyim, iyiyim. Bir problem yok. Siz şey yapmayın, ben yapayım diye. İyi madem. İyi. Merhaba gentlemen. Ne oluyoruz? Defne buraya daha önce geldi mi? Bardakların yerini nereden biliyor? Ay. Ne oldu, su mu kaçtı kulağına? Yok hayatım, benim böyle bazen kulağım tıkanıyor da. Ay, bir şey mi dedin sen?
Aman canım, yani görenle petrol kuyusu buldu zannedecek. Alt tarafı iki tane dolap var zaten. Bir elini atmıştır bir şeye de denk gelmiştir, bulmuştur. Doğru gerçi, niye takıldıysam o kadar. Yani. Ay şuraya. Kızım şuraya koy, sakarsındır sen. Kız ikram et. Koy. Hı. Bak bunları da göndereceğim sana tabii, mekana gidersen. Tamam Koray, tamam. Koray tamam. İçindeki konsepte de bakacağım, mekana da bakacağım, her şeye bakacağım Koray, tamam? Ölümü gör. Koray tamam diyorum ama. Hı. Koraycığım. Hı. Söz ver. Defne benim telefon. Tamam ben alırım, siz şey. Tamam. Kız, hayatında var mı biri? Vallahi yok. Ay herkeslerde yalnız Ömer. Koraycığım biz gidebilir miyiz? Tamam tamam gidin. Aa dur, gitmeyin. Ay şimdi aklıma geldi. Bu sana gönderdiğim orijinal fotoğrafları gördün mü? Hani Photoshop istemiştin ya. Görmedim. Akşam bir mevzu patladı da. Çıkalım çünkü geç kalıyoruz şu anda. Hadi. Aa! Hay Allah. Yok Ömer Bey, siz hiç zahmet etmeyin. Ben şimdi hallediyorum. Hiçbir problem yok. Ben toplarım şimdi bunları. Hemen topluyorum, geliyorum. Siz arabada bekleyin, ben bunları halledeceğim. Gel Ömerciğim, ben seni geçireyim. Ben hemen geliyorum. Bek biraz daha darlayayım seni. Yetmedi bana bu darlama. Hadi. Öyle olsun. Fotoğrafları silmem lazım. Nerede fotoğraflar ya? Heh. Sil Defne, sil, 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 sil. Bunu da sil. Bunu da sil. Başına büyük bela alacaksın yoksa. Oh, tamam. Açmıyor. Defne sen biliyor musun Sinan nerede? Yok bilmiyorum Ömer Bey. Tabii bilmiyorsun. Nerede bu adam anlamadım ki. Lansman yaklaştı. Mekan işi de ondaydı. Bütün planım alt üst oldu. Belki telefonu böyle bir yerde falan unutmuştur. O kadar çok çalan telefonu istesen de unutamazsın. Başka bir şey var ama öğreneceğiz sonra artık. Şükrü şurada bir durabilir misin? Tabii ki. Tost zamanı gelmiş anlaşılan. Sipariş mi vereceksiniz? Hayır, geliyorum şimdi. Sos mu? Burası Ömer Bey'in sürekli geldiği gurme market. Sinan Bey de ikisinin yurt dışından istediği özel soslar olursa buradan sipariş ediyorlar. Vay be. Böyle bizim gibi yani salçayı kavurup makarnanın üstüne dökmüyorlar. Sosları bile bir acayip Hint kumaşı gibi bulunmuyor. Yani canım mevzu sadece sos değil tabii. Başka şeyler de satıyorlar burada. Değişik tatlar denemeyi seviyorlar. Tabii gurmelik başka bir şey. Herhalde. Al bakalım. Bana mı aldınız? Sana uzattığıma göre. Ofiste görüyorum Nazlı Can'la çılgın bisküvi partileri yapıyorsunuz. Sen yulaflı seviyordun değil mi? Bak bu da yulaflı ama başka aromalar da var içinde. Ye bakalım, seversen yine alırız. Ya Ömer Bey çok teşekkür ederim. Gidelim Şükrü. Tabii efendim. Çok güzelmiş Ömer Bey, çok teşekkür ederim. Afiyet olsun. Yasemin Hanım'la kabaca bir yerleşim planı hazırlamıştık aslında. Buyurun. Yeni sezon ayakkabılarınızın sergilenmesi için Yasemin Hanım içerideki salona özel ışıklandırmalı bir showroom istedi. Güzel. Ömer. Merhaba. Haber verseydin mekanı gezmeye birlikte gelirdik. Koray çağırdı acil. Mekanla alakalı bir sorun varmış. Ben de kalktım apar topar geldim. Bize biraz müsaade edebilir misiniz? Gerçekten anlamıyorum. Mekan bakmak benim işim. Koray niye burnunu sokuyor? O kim ki ben ona hesap veriyorum? Defne sen yoruldun, gel otur. Otur. Ben de gelirim zaten birazdan yanına. Şöyle geçelim mi?
konuya odaklanamadık da. Olur. Otur. Kore ayaklıymış. Mekanın bayağı işi var. Bugün zaman açalım. Sinan'la bir görüşelim. Bu Ragıp Beyler'le olan öğle yemeğini de başka bir zaman ertele. Gezecekti sen de bugün ama ne yapalım, kısmet değilmiş. Başka bir zaman telafi ederiz mutlaka. Hadi. Aha. Hadi. Ne oluyor ya? Ha, seni Defne tavsiye etti yani. Aynen abi. Lazım da artık iş değişikliği ya. Eyvallah. Hayır, ben Koray'a hesap mı vereceğim yani? Ne alakası var Yasemin? Takım işi bu. Sinan'la da bir konuşalım da. İso? İso? Ne yapıyorsun kızım? İki gündür göremiyorum seni. İyi ya, çalışıyorum. Çok yoğun bu aralar. Sen ne yapıyorsun? İyi, yolunda her şey. İyi. Yasemin Hanım'ın şoförü efendim. Defne'nin arkadaşıymış. Gidiyoruz. İşte sonra görüşürüz. Kolay gelsin. Sinan da artık gelmiştir herhalde. Ay Ömer Bey. Hı. Ben az önce mesaj attım. Ragıp Bey'le olan yemeği perşembe öğleden sonra aldık. Tamam Defa. Sağ ol. Sağ ol Şükrü abi. Ömer geldi mi? Hayır Sinan Bey gelmedi. Gelince söyle benim odama bir... Sinan neredesin? Sabahtan beri seni arıyoruz. Buradayım Ömer, buradayım. Defne gel, benimle konuşmamız lazım. Ne oluyor ortak? Seninle de konuşacağız ama önce Defne. Hadi. Defne. Günaydın. Günaydın Ömer Bey. Full konsantrasyonsun bakıyorum. Öyle. Kahvaltı hazırlamak ciddiyet ister. Ciddi bir iş. Ben yanımda benden başka ciddi birini istemem. Açık konuşayım. Vallahi şansınızı zorlamayın isterseniz. Yoksa birazdan çirkin çirkin fıkralar anlatmaya başlayabilirim. Tamam tamam, abartma. Sen bu saatte kahvaltı yapmıyordun değil mi? Yok. Ben bu saatte ancak beynimi uyandırabiliyorum. Midem hala uyuyor. Bünyem de işte bundan iki saat sonra falan kendine geliyor. Genelde yani. Tabii siz böyle erkenden kürek mürek. Ayrı dünyaların bünyeleriyiz. Tüh be. Desene birlikte kahvaltı yapamayacağız. Ya da ben geç uyanmayı öğreneceğim. Bu yıldızlı gökler ne zaman başladı? Kolay gelsin. Dönmeye kimse bilmez. Kimse bilmez. Ömer Bey. İstifan bende kalmış. Al. Zaten sizde kalması gerekiyordu. Gurur mu yapıyorsun? Yapma. Yok. Verdiğim kararın arkasında duruyorum sadece. Gidiyorsun yani.
Evet. Neden? Size tepki olsun diye vermedim ben o istifayı. Gerçekten gitmek istediğim için yazdım dilekçeyi. Sen şimdi baya baya gidiyorsun öyle mi? Evet. Gitmem lazım. Kendim için. Peki, sen bilirsin. Ben çıkıyorum. Dönerim bir saat sonra. Özür dilerim ama yapmak zorundaydım. Tabii yani. Debi güreş olacak hali yoktu ya. Yakışır. Gece amcamla oynadık da özlemişim. Tekrar golfe atılayım diyorum. Atılın atılın. Oh, size de iyi gelir. Ya biraz içiniz açılır. Ne öyle hep iş hep iş. Sizin de bir canınız var. Babam da severdi. Babanız mı? Gel öğreteyim sana da. Defne golfte yok artık daha neler. Ya korkacak bir şey yok. Kaparsın hemen gel. Ya Ömer Bey, benim öyle becerim yok yani. Şimdi yapamam, başaramam falan, öyle el yeteneğim yok. Ben varım, korkma. Peki o zaman. Ama gülmek yok. Gel buraya, gel. Şimdiden gülüyorsunuz. Gel, gel, gel buraya. Ver onları bana. Hop, kurtulduk. Gel böyle. Sana emanet aman ha. Olayımız bu. Geçti, gözyaşları kaldı çimende. Şimdi önce konsantre olman lazım. Tamamen topa odaklanacaksın. Başka bir şey düşünmek yok. Ya siz şimdi böyle söyleyince benim aklıma salak salak bir sürü şey gelecek. Gelelim sopanın tutuluşuna. Ver bakayım elini.
zaman başladı dönmeye. Ellerim buz gibi. Golf oynamadığım için heyecanlandıysam demek. Heyecan olmuştur. Hazır mısın? Hı-hı. Bence hazırsın. Hı-hı. Hadi. Oraya girdi. Vav. Lansman için basın 4'te mekana gelecek. Yasemin Hanım da zaten sabahtan orada olacak. Yani sizin en geç 2'de orada olmanız gerekiyor. Peki, teşekkürler. Aa, ben bütün gün zaten yanınızda olup yardım edeceğim. Son güne kadar işimin başındayım yani. Lansman çıkışı gidiyorsun ama. Evet. Peki baktın başka bir iş? Yani var mı bir şeyler? Henüz fırsatım olmadı daha bakacak ama bulurum herhalde bir şeyler. Merak etmeyin. Hangi firmayla görüşürsen görüş, beni referans olarak gösterebilirsin. Teşekkür ederim. Seni sormak için aradıklarından bugüne kadarki en iyi asistanım Defne Hanım'dı diyeceğim. Gerçekten mi? Tabii. Seninle çalışan her yönetici kendini şanslı hisseder. Emin ol. Pasyonu seni hiç unutmayacak. Ben de pasyonu hiç unutmayacağım. Ayrılması zor olacak ama öğreneceğim. Neyse, ben çıkayım artık. Yavaş yavaş arkadaşlarla da vedalaşayım. Tamam. Küçücük bir kum tanesisin. Kendini önemli hissetsen de, çok güçlü gibi gözüksen bile, gözyaşlarını silemezsin. Hayat çok meraklıdır, şaşırtmaya. Günaydın. Yeni asistan siz misiniz? Defne. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Hı.
Son kahvaltımız ha? Evet, son. Ben programınızdaki değişikliklerin üzerinden geçeyim bu arada. Yasemin Hanım mekana gitmeden önce onu aramanızı istedi, bana not bırakmış. Lansmandan hemen önce de dijital bir dergi sizinle röportaj yapmak istiyormuş. Bizden acil geri dönüş bekliyor. Defne. Gerisini ben hallederim sen. Arabada bekle. Başladığım zaman siz böyle önden koşturuyordunuz, ben de arkanızdan yetişmeye çalışıyordum, hatırladınız mı? Böyle aşağıdan yukarıya çıkana kadar kendime parkur yapmıştım. Şurası da böyle bitiş çizgimdi. Demek ki az önce senin belirlediğin bitiş çizgisinden geçtik. O zaman ben odama gideyim. Tamam, ben de. Tamam. Allah'ım sen güç ver. Allah. Ya lansman bitti. Herkes dağılıyor. Koray Bey ile Neriman Hanım ortada yok. Ay kesin yine bir şey oldu ya. Neyse dur bakalım. Allah. Ay. Neredesin? Her yerde seni arıyorum. Ne oldu? Organizasyonda bir sorun falan mı var? Hayır, çok iyi gitti. Zaten az önce bitti. O zaman artık benim bitme zamanım geldi. Her şey için çok teşekkür ederim Ömer Bey. Kendinize iyi bakın. Gitme. Kal. Lütfen. Pardon, bölmedim değil mi? Defne, verdin mi güzel haberi? Güzel haber. Defne kalıyor. Gitmemesi için ben ikna ettim. Öyle mi? Öyle. Benim asistanım olarak işe devam. Günaydın.
Asansöre mi binecektiniz? Tutsa mıydım? Yok, seni bekliyordum. Hı. Ne haber? Nasılsın? Bir rahatladın mı? Bir nefes aldın mı benden kurtulunca? Olur mu hiç öyle şey canım? Ben sizin yanınızda olmak, yani asistanınız olmaktan gayet memnundum ama... Ama gitmen lazımdı. Sonra ne ilginçtir ki bir anda gitmekten vazgeçtin. Dedin ki bir de gitmeden Sinan'a asistanlık yapayım. Aslında o olay tam olarak öyle değil. Yani ben size anlatmak istedim ama siz de öyle gece bir anda çekip gidince konuşamadık da. Konuşalım Defne, konuşalım. Ne konuşmak istersin mesela? Çok mu yordum seni? Ya da benim yanımda olma hoşuna gitmedi mi? Hayır canım, ne alakası var? Sen bir bak bakalım. Sinan'la çalışmak keyifli mi, hoşuna gidecek mi? Soru olmadı sana başka pozisyon buluruz. Yani belki genel müdür olursun. Belki tasarım alırız seni. Nasıl aklıma gelmedi ya. Muhasebeye ne dersin? Ömer Bey yapmayın lütfen. Ah Defne ah. Ah. Ne, tamam. Hadi. Asma artık suratını. Bak kural bir. Bu ofis sınırları içinde gereğinden fazla surat asmak yok, tamam mı? Her an fotoğrafımız çekilecekmiş gibi gülümsüyoruz. Yukarı. Öğretemedim sana. Yukarı. Hı. Ha, böyle işte. Günaydın. Günaydın. Ne haber Defne? İyi, siz nasıl? Sinan'la Asma sonrası tepkiler nasıl, iyi miyiz? Gayet iyi ortak. Hatta böyle sektör içindeki tansiyon bayağı yüksek. Yalnız bu basın konusunda biraz zayıf kaldık ya. Yani bizi böyle cayır cayır yazacak isimler gelmedi. Misal seninki. Kim? Ya bırak. Feryal işte. Ha. Feryal gelmedi değil mi? Feryal kim? Bozulmuş. Öyle diyorlar. Ne alakası var canım? Niye bozulsun? Ama sen daha iyi bilirsin niyesini. Şimdi ben bir şey söylemeyeyim. Artık ne yaptıysan kıza. Hani bir kırıklık mırıklık bir şey olduysa normaldir. Yok canım, ne kırması? Aşk olsun. O zaman Yasemin gelsin, konuşalım. Şaka bir yana, Feryal hakikaten önemli. Yani. İyi o zaman. Yasemin gelince beni ararsın. Hadi kolay gelsin. Anlaştık. Bay bay. Kendine gel, kendine gel. Kendine gel. İyi misin? İyiyim Ömer Bey. Şey, konuşmamız lazım galiba. Yok, konuşmayı gerektirecek bir durum yok. Zaten ne söylediğin değil, ne yaptığın önemli benim için. Bir şey de söylediğin yok zaten. Var. Söyleyecektim. Ne söyleyecektin? İşte neden böyle olduğunu söyleyecektim. Hiç gerek yok. Tamamdır. Ben anlayacağımı anladım zaten. Hayır, anlamadınız. Galiba yani yanlış anladınız galiba. Madem öyle anlat o zaman. Anlat. Efendim Sinan Bey. Peki. İsterseniz sizinle gelmeyebilirim yani. Sonuçta artık sizin asistanınız değilim. Doğru. Sinan'ın asistanısın. Ya ben öyle demek istemiyorum. Onun için söylemedim. Belki görüşme özeldir falan. Daha düne kadar benim asistanımdın Defne. Ben neredeyse bütün özelimi biliyorsun. Yani biliyordum diye. Demek ki bilmiyormuşum. Mesela Feryal Hanım'dan hiç haberim yoktu. Bazı şeyler de bana kalsın. Tabii. Kalsın kalsın. Artık ben de gittim, rahat rahat şey yaparsınız. Yani hayatınıza bakarsınız. Ben mi sana git dedim? Ben sana dedim ki gitme. Bilmem farkında mısın? Ben hayatımda ilk defa birine gitme dedim Defne. Hayır yani daha nasıl anlatabilirim bilmiyorum ki yani. Gerçekten bilmiyorum. Sanki inat ediyorsun anlamamakta.
Yani daha mı açık konuşayım? Onu mu istiyorsun? Söyle. Tamam, konuşurum. Hayır, hayır. Neden? Neden Defne? Hadi beni ikna et. Yani niye biz sürekli dolambaçlı yollardan gidiyoruz? Niye açık açık konuşamıyoruz biz? Ben anlamadım. Seni dinliyorum, söyle. Yapamam. Yapamazsın. Soru sormayın, ne olur. Ya, yemin ederim elimden bu kadarı geliyor. Ben de böyle olmasını istemezdim ama. İstemeseydin olmazdı Defne. Neyse. Yine anlaşıldı, bir yere varamayacağız. Bari geç kalmayalım. Benimle gel. Gülümse gel. Hayat bazen zor olsa da. Nasılsın Defne? Vallahi iyiyim Şükrü abi. İşte bildiğin gibi. Sen nasılsın? İyi. İyi de vallahi sen gideceksin sanmıştık. Çok üzüldük. Yani gittim ama öyle çok uzağa değil. Sadece görev yeri değişikliği diyelim. Ama işte yine de... Şükrü bir saniye, bir şey okuyorum. Tabii ki efendim. Ömer Bey, nasılsınız? Gayet iyiyim, teşekkürler. Buyurun, Feryal Hanım içeride, sizi bekliyorlar. Peki. Oo, Ömer. Vay. Nihayet. Oha. Şahanesin, her zamanki gibi. Demek ki bu sözleri duyabilmem için biraz ilgisiz kalmam gerekiyormuş. Ben yine de o kadar ilgisiz kalma derim. Yalnız gelmemişsin. Merhaba, Feryal ben. Onu anladık. Yani ben de Defne, memnun oldum. Hadi bahçeye geçelim Ömerciğim, boğulmayalım. Hayırdır? Moda haftası dönüşü hiç aramadın. Alışkın değilim ben böyle şeylere, söyleyeyim. Aklımdaydın aslında ama malum, işler. Yapma Ömer. Roma'da da işlerin çok yoğundu ama hiç ihmal etmedin beni. Fırsat olmadı gerçekten. Tabii. Kaçmak için her zaman bahanen hazır zaten. Hep işler, işler, işler. Senden kaçmak isteyen kim Feryal? Aşk olsun. O mümkün değil zaten. Kaçamazsın, bırakmam. Defne su iç istersen, boğuldum. Gıcık oldum. Pardon. Gıcık yaptı da. Bu arada ayakkabıya bayıldım. Böyle retrodan günümüze uyarlamışsın daha yani. Annemin dans ayakkabılarından yola çıktım. Aa, öyle mi? Öyle. Bence manken de çok doğru seçim bu arada. Ayakkabının ruhunu falan çok güzel yansıtmış. Bence daha iyisi olamazmış. Ya, değil mi? Değil mi ama? Yani biz bu işte gerçekten çok iyiyiz. O zaman Ömerciğim, bu şahane ayakkabının hatırına seni affetmeyi düşünebilirim. Tabii benimle Londra'ya gelirsen. Londra moda haftasında pek varlığımız yok bizim. Aslında istiyoruz ama henüz istediğimiz lobiyi kuramadık diyelim. Aşk olsun Ömer, ben varım burada. Sen yeter ki gel Londra'ya. Roma'da zaten kaynaşamamıştık. Belki isabet olmuştur, kim bilir. Londra olabilir bizim şehrimiz. Aa, ben yüzümü falan mı yıkasam, bir şey mi yapsam, dışarı mı çıksam mesela? Çünkü burada not alacak bir şey de yok malum. Böyle boş boş. Ömer, utandırdık kızı. Aslında tam olarak düşündüm. Ay dur, söyleme. Ya da dur. Aman. Boş ver, anlat. Emin misin? Değilim. Uf, ay böyle döne 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 de uçacağım ha. Senin anlatacağın var mı?
Anlaşılan sen her şeyi öğrenmeden rahat edemeyeceksin. Ama bana fark etmez yani. Anlat dersen anlatırım. Bak, sırf bu tavrın beni çıldırttı. Onun için yani, yoksa öyle hiç merak ettiğimden falan değilim. Anlat. İkisi ben bildim bileli flört ediyorlar. Ama iş hiç ciddiye bindi mi bilmiyorum. Bilmemiştir, bilmemiştir. Yani herhalde galiba. Vallahi en son geçen bahar Roma Moda Haftası'nda bir araya geldiler. Yalnız Feryal Hanım oradan biraz bozuk dönmüştü. Hah, bak işte demek ki Ömer Bey şey yapmış, öyle önemsememiş. Sebeplerini göndermiş demek onu. Değil mi? Galiba herhalde yani. Olabilir. Olabilir. Yalnız yeniden kaynaşacaklar gibi gözüküyor. Feryal Hanım bugünkü daveti red verdi. Ömer'le röportaj koyacağım akşama dedi. Akşam. nerede? Levent mi, Etiler mi? Öyle bir şey dedi ama. Ay! Ay! Ömer Bey'in evi. Of! Seni görmek çok iyi geldi. Röportajımızı yapalım bakalım. Ama bu ziyaretlerin sıklaşmasını umuyorum. Bir dahakine de eve bekliyorum. Hep benden bekleme. Sen de gel. Gelirim ama bak çat kapı. İyi misin? İyiyim, iyiyim, sağ ol. Bir sorun mu var? Yok, bir sorun yok. Sadece biraz fazla uzadı. Yani program açısından. İyi çalışmalar, kolay gelsin. Güle güle Ömer Bey. Gel bakalım. Kolay gelsin. Sana da. Torpidoyu açsana. Neden? Açsana, aç. Aa! Ömer Bey'in marketine alışverişe gittiğimizde almıştık. Geçen gün aldık. Bugün değil. Hı hı. Lansmandan önce. Anladım. Anladım. Yemeyecek misin? Cık. Yemeyeceğim Şükrü abi. İştahım kaçtı. Efendim? Hı? Efendim derken? Bir şey söyleyecektin herhalde. Ha, ben böyle çok önemli bir mevzu değil. Feryal Hanım'la görüşmeniz nasıl geçti onu merak ettim. Bağlayabildiniz mi işi? İşle mi ilgileniyorsun artık? İlgilenmeyeyim mi? İlgilen tabii. Ya da ilgilenme. Sen bilirsin. Güzel kadınmış. Öyledir. Geçen bahar Feryal Hanım'la Roma'daymışsınız. Aranızda bir şey olmuş galiba. Ne yani tabii. Özel hayatınız sonuçta, bana ne de. Öyle Feryal Hanım'dan konu açılmışken. Seninle Feryal'i konuşasım yok Defne. He. Feryal yani. Hanım yok. Samimiyette senli benli seviyesi. Niye durduk? Ne demek istiyorsun? Açık konuş. Ne demek isteyeceğim canım? Bir şey demek istemiyorum ki. Ben öyle bir sohbet olsun diye şey yapıyordum. Basayım mı ben? Seni anlamaya çalışmaktan vazgeçmem lazım. Mümkün değil. Sizi anlamak çok kolay çünkü. Açık kitap gibisiniz maşallah. Çevir çevir oku. Defne. Ah Ömer. Ben de sen yoksun diye gidiyordum ya. Geldim amca, geldim. Tamam. Odama gidelim. Tamam.
Aa Ömer Bey, siz bu saatte çıkmazdınız. Akşamki röportajı hazırlanmam lazım. Hazırlanın tabii. Siz bir şey mi diyecektiniz? Sinan anneannemle tanışmış, öyle mi? Evet. Sadece anneannemle değil, abimle de tanıştı. Ha, size geldi yani. Hı hı. Yeni patronunla bayağı iyi anlaşıyorsun. Harika. Çok güzel. Siz bir şeye mi kızdınız? Yok. Niye kızacağım? Yani herkesin kendi hayatı sonuçta. Yok yok. Kızdınız da ben neye kızdığınızı anlayamadım. Anlayamıyorsun. Öyle mi? Evet. Gelmiyor musun? Ben merdivenlerden gideceğim. Sen bilirsin. Daha fazla yüreğim kaldırmayacak çünkü. Alo Koray. Açıyorum maili. Bu gönderdiğin fotoğraf orijinali değil mi? Aa Ömer. Ya insanı nasıl tövbe altında bırakıyorsun? Gençliğim kurusu ki Photoshop'suz bu. Tamam tamam kızma. Hadi görüşürüz. Niye geldin bu saatte? Ya ben ara tara not defterimi bulamadım. Dedim kesin Ömer Bey'in evinde unuttum. Ne vardı ki içinde bu kadar acil? Feryal Hanım gelmedi mi? Sen gel bakalım şöyle. Ömer Bey? Gel gel. Otur güzelce. Bu fotoğrafla ilgili ne düşünüyorsun? Güzel, güzel. Tanıyor musun mankeni? Yok. Ben pek manken tanımam zaten. Allah Allah. Bana bir yerden tanıdık geliyor ama. Ya öyle. Yani duruşu bir tuhaf sanki. Marka yüzümüz yaptık ama doğru mu yaptık, yapmasa mıydık? Yani tuhaf mı? Neyse canım, ben ne anlarım? Siz daha iyi bilirsiniz. Yani karmaşık bir görüntüsü var bence. Yani duruşuyla ne ifade ettiği pek anlaşılmıyor. Niye anlaşılmasın ya? Yani bence gayet iyi. Böyle dik duruyor. Yok yok. Hiç dik durmuyor. Ömer Bey, haksızlık etmiyor musunuz? İnsanlar hayatta gayet dik durabilirler. Ama bazı zorunluluklar onları alıp hiç istemedikleri karmaşık şeyler yapmak zorunda bırakabilir. İşin sizin hiç bilmediğiniz bir yönü vardır belki. Konumuz hala manken mi? Aa, tabii, tabii hala manken. Yani bence öyle. Yani sizce öyle değil mi? Yani ben öyle benzetme olsun diye şey ettim. Yani neydi o şey yaptım ben.
Metafor yaptım, metafor. Metafor. Ya bir şey diyeceğim, sen bu mankeni tanıyor musun? Baksana nasıl savunuyorsun. Yok, yok. Tanımıyorum. Bakın, tanımıyorum. Defne. Çırpınma. Ay. Ay, kalbim sıkıştı, dayanamayacağım. Ay. Kafamın içini görüyormuş gibi bakıyorsunuz. Hadi ya. O manken benim. Fotoğraftaki de benim. Fotoğrafı da Koray Bey çekti. Çok mu kızdınız? Sence? Neden, nasıl, niye? Koray Bey bende kalp var dedi. Arada tekliyor dedi. Kız dedi, gece dedi, dursun mu dedi. Ben de korktum, kabul ettim. Koray'da mı kalp varmış? Yok mu? Yok tabii. Domuzun teki Koray. Neyse şimdi konumuz Koray değil. Sen niye söylemedin bana? Çok yerinde bir soru oldu. Niye söylemedim? Ya işte o sıralar böyle bir gergindik falan. Ben de şimdi böyle bir şey söyleyip daha fazla da böyle olayların içine karışmak istemedim. Olaylar? Sen yeterince olaylara karıştığının farkında değilsin galiba. Nasıl yani? Anlatırdım aslında ama duymak isteyeceğini zannetmiyorum. Yani sonuçta sen kendi kararlarını aldın. Ben de sana saygı duydum. Neyse. Buldun mu not defterini sen? Ha, not defteri. Ya öyle konu değişince ben... Tamam, ben bakarım akşam eve. Bulursam sabah getiririm sana. Şimdi Şükrü'yü arayalım da seni evine bıraksın. Feryal Hanım gelmiyor mu? Feryal diyorsun. O zaman ben gideyim. Siz de rahat rahat röportajınızı yapın. Dur. Tamam. Bir kere de sakin olalım. Olalım. Olalım da. Dışarı mı çıksak acaba? Geç. Ben de böyle haber vermeden geldim Çatkapı. Şükrü abiye hiç gerek yok. Ben kendim giderim. Feryal Hanım da gelecek zaten. Maşallah saat 10. Artık nasıl iş şeysiyse o. Gelmesin mi Feryal? Bana ne canım? Gelirse gelsin. Beni ne ilgilendirir? Sonuçta sizin özel hayatınız. Siz bilirsiniz. Neyse ben artık gideyim. İyi akşamlar. Kıpırdama. Tamam. Lütfen. Hemen geliyorum. Tamam. Bekle.
Ömerciğim. Merhaba. Merhaba. Bu yüzünün hali ne? Bir aksilik mi var? Feryal, senden bu akşam için çok özür dilerim. Yani çok önemli bir şey oldu. Buraya kadar da geldin ama çok mahcubum sana karşı. Ne oldu? Yoksa şu meşhur ustana mı bir şey oldu? Hayır canım, Allah korusun. Ama en az onun kadar önemli bir durum var. Yani beklenmedik oldu. Yani anlayacağın, röportajı ertelemek zorundayım. Demek öyle. İnan mecbur olmasam yapmazdım. Yani beni biliyorsun. Tabii canım. Bilmez miyim? Neyse artık o çok önemli mesele. Yok, yapamayacağım. Yapamayacağım. Hiç hazır değilim ben. Kalbim kaldırmayacak. Yaparsam işler çığırından çıkacak. Her saniye adrenalin, her saniye çetrefil. Yok, yapamam. Yapamayacağım. Feryal, anlayışın için çok teşekkür ederim. Rica ederim Ömerciğim. Sözü en kısa zamanda telafi edeceğim. Merak etme. Ondan eminim zaten canım. İyi geceler. İyi geceler. Tamamdır Defne. Ben seni anladım nasıl olsa. Kaç bakalım. Ne kadar kaçacaksın? Buyurun. Defne. Mankenimiz senmişsin ha? Ben de diyorum ki Koray böyle bir güzelliği nereden buldu? Konumuz bu mu Sinan? Evet, tam da bu. Defne, pasyon isim mankeni olarak devam etmek ister misin? Manken mi? Şimdi ne diyeceğimi bilemedim ki. Teşekkür ederim teklifiniz için ama o iş hiç bana göre değil. Ben olduğum yerde memnunum. Ah be. Kaçırdık seni desene. Tamam Sinan, tamam. Başka manken bakacağız zaten. Ayrıca bana da yeni asistan bakacağız. Tamam, bakıyoruz oğlum. Bu hafta bitmeden başlar biri zaten. Yok yok. Bu sefer ben kendim bakacağım. Sonra sıkıntı yaşıyorum. Ben uğraşıyorum yani. Vallahi bence de iyi olur. Önceden bir patronla tanışmak lazım çünkü sonra problem oluyor, sürpriz sorunlar oluyor. Oo arkadaşlar, tamam tamam, şimdi bir sakin olalım. Tamam, o silahları bir indirelim, birbirimize ateş etmeyelim, anlaştık mı? Ragıp arıyor. Ragıp, bir dakika. Bak ben çıkıyorum, ben yokken ateşkesi koruyorsunuz. Anlaştık mı? Sakın Ömer, Defne. Alo, Ragıp abi. Ben de çıkayım o zaman. Niye duruyorsam? Kaç tabii, kaç. Yine kaç. Kaç. O gün şey oldu ya... şey işte, bugün de tabii işte... Ay. Ben kaçtım, yani çıktım. Kaç, kaç. Çıktım. Defne, bu insanlar, yani sektördeki insanlardan bahsediyorum. Bazen biraz vicdansız olabiliyorlar. Eğer sen manken olmayı kabul edersen... Yok yok. Hani hiç öyle bir şeyim yok benim. Yani senin tercihin. Nasıl istersen. Ama baksana, Koray bir kalbim var demiş.
Ona bile vicdan yapmışsın. Anladım. İşte bazen ben biraz böyle saf olabiliyorum. Böyle şey gibi. Su gibisin. İşimize bakalım. Siz onlara bakarken ben çıkayım mı? Şu ayırdığım 4 kişiyle öğleden sonra bir görüşme ayarla. Hazır hafif günümdeyken. Tamam. Ömer Bey. Şey aslında gece ben gerçekten... Gitmek istememiş miydim? Hayır. Ha evet. Feryal Hanım'la ilgili gelmemiştim öyle şey gibi. Ev basar gibi. Yok canım hiç. Olur mu öyle şey? Bana o kitabı da sen almadın zaten. Sonra bir gece yarısı gelip bütün bardaklarımı da kıran sen değildin. Sonra yatağıma yatıp güzel güzel uyuyan da sen değildin. Değil mi? Bardaklar için gerçekten tekrar özür dilerim. Zaten çok utanıyorum. Utanacak bir şey yok. Anlıyorum. Bence artık açık açık konuşabiliriz. Sence? Kilitlendi öyle bazen hızlı vurunca kendi kendine kilitleniyor. Hoş geldin yengeciğim. Defne sen o söylediğim 4 kişiyi ayarla öğleden sonra için. Tamam. Ay maşallah maşallah. Allah muhabbetinizi arttırsın çocuklar. Ay ben bölmeyeyim. Yengeciğim muhabbet etmiyorduk ki böylesin. Hoş geldin tekrar. Geldim ama hemen gideceğim. Yardımına ihtiyacım var Ömer. Yengeciğim tabii söyle ne istersen. İstersen Defne'ye söyleyeyim, bize müsaade etsin. Etmesin. Aman asıl müsaade senden. Ben Defne'yi isteyeceğim. Ailesinden. Senin için. Ay şaka şaka. Ay bazen ne kadar güzel şakalar yapıyorum ben. Neyse, ben Defne'yi almak istiyorum hayatım. Bugün alayım Defne'yi. Alışverişte bana yardım etsin. Ne olur Ömüş. Yengeciğim olur tabii olur da. Defne Sinan'ın asistanı. Yani izni Sinan'dan almak lazım. Ha, şu mesele. Ay biliyorum, biliyorum. Aman, alem çocuklarsınız ha. İyi o zaman. Hadi gel Defne. Görüşürüz canım. Görüşürüz. Günaydın. Seni burada beklemiyordum. İşte ben asistanınıza bir şeyler anlatırken
Fark ettim ki bazı şeyleri eksik anlatmışım. O yüzden işte sabah da böyle. Ömer Bey, ben rezenenizi hazırlamıştım. Ama Defne gelip kahve yapmak istedi. Yani yoksa her şey hazırdı yani. Rezene. Başka? Bir de börek falan. Hani hamur işi, yağlı şeyler seviyormuşsunuz ya, ondan. Hadi ya. Demek aramızda bir üçkağıtçı varmış meğer. Ya Ömer Bey ama ayıp olmuyor mu böyle üçkağıtçı falan? Ya ne oluyor ya? Ben hiçbir şey anlamadım. Neyse bakalım. Ben hazırlanıp geliyorum. Şey, yumurta 4 dakikaya hazır. Tepside hazırladım ben. Hadi ben kaçıyorum artık. İyi. Git sen. Olay bende. Defne, her yerde seni arıyorum. Bütün işi eline yüzüne bulaştırmışsın. Anlamadım. Yeni, sen çık dışarı. Bana mı diyor? Evet canım, kendisi isim ezberleme zahmetinde bulunmadığı için. Sen biraz bize müsaade eder misin? Sana verdiğim işi patates etmişsin. Bir yerde bir sorun mu oldu? Bir yerde mi? Baştan aşağı her yerde sorun var. Ömer seni bunca zaman nasıl çalıştırmış yanında, hayret. İstersen konumuza odaklanalım. Eğer sorunun nerede olduğunu söylerseniz... Sorun sende. Senin gibilerde. Benim gibiler. Nasıl oluyormuş benim gibiler? Normalde ev kızı olması gerekirken... Şans eseri böyle şirketlerde çalışan kızlar. Verilen en ufak işte bütün vasatlığınızı ortaya saçıyorsunuz. Yani siz çok üstünsünüz, öyle mi? Öyle. Ben idealist bir iş kadınıyım. Annen sana evde yemek yapmayı öğretirken ben piyasayı kasıp kavuruyordum. Sen en iyisi annenle soğan doğra şekeri. Yoksa annen sana yemek yapmayı da mı öğretmedi? Peki ya baba? O da mı sana bir şey öğretemedi? Böyle bomboş mu geldin bu yaşa? Ay yazık. Çok ihmal etmişler seni. Aile terbiyen ondan yok demek ki. Seni var ya, seni gebertirim ben, anladın mı? Seni gebertirim. Seni göbeğe... Ay, seni... Ömer! Ömer! Seni Defne. Kaç ya! Dur, öldüreceğim seni. Defne! O söylediğin her şeyi ağzına yedireceğim. Şöyle çek. Gel buraya. Dur. Buraya gel. Seni göbeğeceğim. Dur, kaçma diyorum. Kızma. Defne, bir dur. Ya niye durayım ben? Niye durayım? Bıraksana. Ya bıraksana beni. Ömer bırak. Bırakmayacağım. Önce bir sakinleş. Ya niye sakin olayım ben ya? Niye sakin olayım? Olmayacağım sakin falan. Gel buraya. Defne tamam. Defne. Defne. Otur şuraya bir sakinleş gel. Defne. Defne. Defne bekle. Defne. İyi misin? İyi miyim? Sizi öyle mi görmüyorum? Ne söyledi seni bu kadar delirtecek? Ya Ömer Bey, ne olur bir şey sormayın. Biraz yalnız kalmam, kafamı dinlemem lazım. Olmaz, anlat bana. Ne söyledi? Ömer Bey. Defne. Dinliyorum lütfen. Abuk subuk konuştu işte. Neymiş işte, annem babam beni yetiştirememiş mi? Bana terbiye vermemiş mi? Benimle hiç ilgilenmemiş mi?
Size de gittiği için işte. Tamam, tamam, gel. İyi misin? Sakinleştin mi biraz? Ya kusura bakmayın, sizin de hiç görmemeniz gereken şeylere şahit oldunuz ama... Yani normalde aslında ben o kadar sinirli biri değilmiş. Damarıma bastı. Tabii tabii. Kedi gibisin diyordun, panter çıktı. Gözü yaşlı panter. Sizi de şaşırttım değil mi? Böyle dışarıdan bakınca dertsiz, tasasız, hiçbir şey sağlamayan Defne. Ama içeri bakınca... Hepimizin yaraları var. Yalnız değilsin, merak etme. Çok küçüktüm, öyle hayal meyal hatırlıyorum babamın gittiğini. Ama anne, biz böyle üç kardeş yan yana dizilmişiz, gözü yaşlı. Terk ediliyoruz. Yani ne kadar normalleştirmeye çalışsam da olmuyor. Atlatamamışım demek ki. Yani o zaman küçüktüm, çok aklım almıyordu ama büyüdükçe... Bir gün bir yerde okumuştum. Hepimizin rolleri varmış, yani toplumsal hayattaki roller. Hepimizin tek ortak noktası birinin evladı olmakmış. Hayatta hiç kimse sevmese seni mutlaka biri severmiş. Ben de annem gidince her insan olmaktan çıktım herhalde dedim. Kimsenin evladı değilim. Ben de, abim de, ekmek arası da. Ya neyse. Hiç kimsenin evladı olmamak. Böyledir Defne. Büyüdükçe kimi yaralar kabuk bağlar. Kimi de su yüzüne çıkan işte. Hayat. Bir akşam gözünde aşk tüterse... Ömer Bey, çok teşekkür ederim. Gerçekten beni dinlediniz, sakinleştirdiniz. Gerçekten çok iyi geldiniz. Ne kadar yalnız olduğumu unutturdunuz bana. Değil. Ben varım. Ben varım. Ayrılma istersen hiç yanında. Geçelim mi artık içeri? Hadi. Eskiden korkardım yalnızlıktan. Defne. Defne. Ay yok, ben iyice kafayı yedim. Ömer Bey. İyi akşamlar. Görüyorum muhabbetinizi ama biraz konuşabilir miyiz? Tabii tabii, konuşalım. Allah'ım sen aklıma mukayyet ol. Defne, seni anlıyorum. Yani anladığımı sanıyorum. Efendim? Bak biz uzun süre anlayamadık birbirimizi. Ama şimdi galiba farkındayım her şeyin. Farkındasınız. Sen de beni anla diye geldim. Her şeyi açık açık konuşalım diye. Ömer Bey, ben gerçekten kendimde değilim. Aklım dondu yani, gerçekten allak bullak oldum. Bütün bu olanlar... Mucize gibi. Siz mucizelere inanır mısınız? İnanmak istiyorum. Geçmiş günler. Sen? Ben bilmem. Sanki bir adım daha atsam uçurumun kenarından düşecekmiş gibi hissediyorum. Ben varım.
Ya yalnız değilsen? Ya birlikte düşeceksek? Sevgi oldu. Korkuyorum. Korkma. O giderse ben eminim artık. Ben varım. Defne. 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 Ay yok, ben iyice kafayı yedim. Ya yalnız değilsen, ya birlikte düşeceksek. Korkma. Ben eminim artık. Ay şimdi şirkete gidip onu göreceğim ya. Ay hadi bakalım Defne. İşe. Çok affedersin, çok pardon, özür dilerim, pardon. Ha, ay bir saniye, bir saniye, asansör tutar mısınız? Ay ineceğim ben. Günaydın. Günaydın Ömer Bey. Toparladın mı biraz? Nasıl? Yani kendinde değildin ya pek mahallede. Siz öyle pat diye karşıma çıkınca bir de öyle şeyler söylediniz ki. Söyledim söylemesine de. Yani hep ben konuşuyorum. Biraz da sen anlatsan, ben dinlesem. Ha, böyleydik ya. Konuşalım şöyle uzun uzun, baş başa. Anlayalım birbirimizi. Tamam. Şey yapalım o zaman. Şimdi biz geziye gideceğiz ya Porneskü'ye. Orada her şeyi açık açık konuşalım. O zaman anlaştık. Öyle oldu galiba. Ben o zaman içeri gireyim. Malum bir sürü iş güç var. Yalnız ben önden gireyim değil mi? Böyle anlaşılmasın. Neyi? Hani biz... Tamam, tamam. Bizim konuşmamız lazım çünkü bir iki sıkıntı var. Sıkıntı yok. Konuşuruz, çözeriz. Diyorsun. Hadi bakalım. Hadi içeri gel. Ya okulların sayısını arttırdık. Hani çok da iyi yaptık ama... ne bileyim, üretimde yetişemeyeceğimizi de hiç hesap etmedik Ömer. Dur şimdi, buluruz bir formül. Sinan, sen biliyor musun? Ay. Ay. Çok pardon. İyi misin? İyiyim, iyiyim, sağ ol. Tansiyonun falan mı düştü? Gel, otur. Şeysin değil mi? Yok, iyiyim. Evet, Defne. Bunu iyi dinlemen lazım çünkü bizim üretimi bir organize etmemiz gerekiyor. Tamam. Dinliyorum Sinan Bey. Ömer. Şimdi yeni ayakkabı üretimini erteleyemeyiz. Ama 28 Eylül'de okullar açılıyor. Bu üretimin çakışması hiç iyi olmadı.
Çok pardon, ben böyle konunun ortasından dalıyorum ama yani dalabilir miyim? Yani sorabilir miyim? Sorum var. Sor. Şimdi bu okul meselesi ne? Ya okullar işte bizim bu öğrencilere gönderdiğimiz ayakkabılar. Ha, ben bilmiyorum onu. Ha, ya biz her yıl böyle işte ne bileyim seçtiğimiz okullara farklı numaralarda ayakkabılar gönderiyoruz yani pasyonuz olarak. Nasıl yani? Siz ihtiyacı olan çocuklara ayakkabı mı gönderiyorsunuz? Yani hem de okullar açılmadan, okul açıldığında hazır olsun diye. Ay çok güzel. Ya şimdi hakkını yemeyeyim ama kardeşimin fikri. Yani öyle işte. Ne o? Gelenekselimiz diyelim. Ya neyse işte, şimdi konuya dönersek. Bizim üretime yetiştirmemiz için çift var diye ihtiyacımız var. Yani benim tek aklıma gelen bu. Bu da ne demek? Arkadaşım para demek, para. Yapalım, yapalım. Ben şimdi fazla mesai ücretlerini bir finans departmanıyla konuşayım. Onlar bir kabaca bir hesap çıkarsın. Sonra zaten üretimle konuşuruz. Tamam. Haydi bakalım Defne. Daha çok iş var. Ömer Bey, müsait misiniz? Niye gelmedin? Asansörün oraya mı? Geldim de Koray Bey gelince ben geri döndüm. İyi, hadi yemeğe çıkalım o zaman. Birlikte. Öğle yemeğine. Aynen. Öğün atlamak iyi bir şey değil. Bir kere sağlığa zararlı. Tabii tabii. Doğru. E peki madem, nerede buluşuyoruz? Soruyor musun? Asansör. Ne? O asansörün dili olsa da değil mi? Neler neler söyleyecek. E, o zaman ben çıkıyorum. Görüşürüz 10 dakika sonra. Tamam. Ay adama bildiğin göz kırptım ben ya. Cık, iyice delirdin Defne. Şey işte ya. Ne o? De yemeğe. Yani öyle kaçayım dedim. Aa, süper, tamam ben de geliyorum. Bir dakika ama eğer birine randevum varsa hani gelmeyeyim. Yok canım, gel. Gel. Defne, yemeğe gidiyoruz, sen de gel. Ha, ben mi? Kızım deli misin? İşten kaytaracağız ne güzel. Hadi gelsene. Aa, yok ya. Benim işlerim var. Ben öyle zaten aşağı inecektim, çıkacaktım ama artık sonra inerim. Size afiyet olsun. İşte başka zamana kısmet. Hadi inelim. Şimdi çizgiler gayet iyi ama rengin tonunu daha iyi ayarlamak lazım. Yani kırmızı resmi ben çünkü. Tamam, haklısınız. Pardon. Biz geciktik. Siz şey yapmayın, bölmeyin, biz oradan ekleniriz. Değil mi Defne? Hı hı. Hadi. Ömer Bey. Ömer Bey. Ne diyorduk? Kırmızının tonunda kalmıştık. Kırmızının tonu. Şimdi ben daha tok bir tonu arıyorum aslında yani. Her sabah yeniden doğarken başladım mutluluğu aramaya. Zor olsa da aldım
Kırmızının 50 tonu diye espri yapasın geldi, çok pardon. Tamam, ben nasıl alıyorum dediklerinizi. Ünlümacığım da eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yok, her şey tamam. Defne, sen bayağı toparladın. Yani not aldın, onların hepsini arkadaşlara getirsin değil mi? Tabii tabii Sinan Bey. Tamam. Sen ne diyorsun ön çalışmalara? Yeni kreasyon fikirlerini beğendin mi? Çok iyi. Hatta ilk toplantı için çok ayağa yere basan fikirler. Yani harika. Mor yakışmış. Ayrıca kreatif ekibi de tebrik etmek lazım. Arkadaşlar, ellerinize sağlık. Çok güzel görünüyorsun. Teşekkürler. Defne, kötü bir mesaj mı geldi? Ne oldu? Yok, Sinan Bey yok. yok. Sinan Bey, ne oldu ya? Defne, şunu... Ne oldu ya? Yarın sabah tekrar toplanırız. Bu konuştuklarımıza biraz daha olgunlaşırız zaten. Ki biz hafta sonu beraberiz Polonezköy'de, orada bir tur konuşuruz. Oo, yapma Ömer ya. Polonezköy'e tatil için gidiyoruz biz. Orada da mı çalıştıracaksın çocukları? Doğru söylüyorsun. Orada biraz güzel vakit geçirsinler. Tamam, çalışmayız peki. Bak, iyisiniz yine. Hadi kurtardım sizi. Hadi, hadi. Ulan bir teşekkür etsiniz. Bir şey söyleyeyim mi? Senden çocuklarına bana teşekkür etmiyorlar ha. Etmesinler zaten, o kadar da değil. Ya. Şey, vaktiniz varsa ben biraz sizinle konuşabilir miyim? Söyle. Dinliyoruz. Yasemin Hanım. Yasemin Hanım'la kavga ettim tamam ama... Ya, konuda da kendimi haklı görüyorum ama... işten çıkarılması çok kötü. Yani ben gerçekten vicdanım hiç rahat değil benim. Senin vicdan yapacağın bir durum yok. İdari bir karar aldık biz. İdari bir karar aldım desen sanki daha doğru olacak. Hem daha sonra düşüneceğiz diye konuşmuştuk, değil mi? Efendim? Ha, geldi mi? Tamam, aşağıdaki kafeye otursun, biz geliyoruz. Hatta gelmiş bile Ömer. Peki, tamamdır. Bir konuşalım bakalım. Sen çık, ben geliyorum. Hadi Defne. Defne, iki dakika kalabilir mi? Tamam. İyi. Siz nasılsınız? Bugün bayağı yoğun çalışıyorsunuz. Şimdi bu yarınki gezi için ben Şükrü'ye izin verdim. O yarın gelmeyecek yani. Diyorum ki benim arabayla mı gitsek, hem baş başa kalmış oluruz. Peki, olur. Yolda konuşuruz hem. Konuşuruz demiştik ya. Tamam. Konuşuruz. Belki oraya da gitmeyiz. Kaçırırım seni. Aa! Tabii. Neyse, siz isterseniz Sinan Bey'i bekletmeyin. Olur bakalım, bekletmeyelim. Yasemin Hanım, ben size o gün öyle davrandığım için çok özür dilerim. Yani o suyu o şekilde öyle suratınıza atmamalıydım. Yani haksız olduğumu söylemiyorum tabii ama adab-ı muaşeret gereği böyle hoş olmadı. Ben haksızdım. Yani sana söylediğim onca şeyden sonra o tepkinde çok haklıydın.
Özür dilerim Defne. Özür mü? Evet, özür. Aramıza tekrar hoş geldin Yasemin. Hoş bulduk. Oh. Şimdi benim limon alma içmem lazım ya. Sinan Bey. Ya benim işim bitti de eğer istediğiniz başka bir şey yoksa ben çıkabilir miyim? Teşekkür ederim. Ha, yok, insan. Sonunda başardık. Evet, galiba. Geç bakalım. Hı hı. Mor da yakışmış. Teşekkür ederim. Mesajınızı aldım ama tabii cevap veremedim malum. Öksürme krizi tuttuysa demek. Demek çok eğlendirdiysem. Yanında mutluysam demek ki. Hadi geç. Aa, tutun tutun. Tutun tutun. Aa, Ömüş ve Kuru Kız. Sen ne kadar yufka yürekliymişsin Ömer. Yasemin'i geri almışsın. Ha, öyle oldu. O da istiyorum ben. Ya öyle mi? Evet hayatım, özel bir oda. Tamam mı? Son sözüm bu. Koray, şirkete haftada bir gün geliyorsun. Ne yapacaksın odayı? Bir söylesene bana. Hayatım privacy. Sanatçıyım ben. Özel alanım olmayınca hırçınlaşıyorum da. Nasıl oldu anlamadım. Onu fark ettim. Fark etmek yetmez Ömer. Harekete geç. Move on hayatım, move on. Allah'ım. Resmen yeteneğimi cezalandırılıyor. Yaratıcılığım çökmüş durumda. Bir köşede ağlayan çocuk gibi yeteneğim. Psikolojisi alt üst olmuş durumda yavrumun, yeteneğimin. Allah'ım. Güzel yeteneğim. Güzel yeteneğim. Ömür. Fırtına koptu kopacak. Yavrumla beraber oda istiyoruz biz. Bir düşüneceğim. Oldu mu? Olsun mu? Koray tamam artık. Değil mi Koraycığım? Abi iyi tamam. Allah. Geç. Bıdı 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 bıdı. Gitti mi o yani çok konuştu be. Gitti gitti. Biz seni bırakalım Şükrü'yle. Aa yok. Benim başka bir işim var. Ben eve gitmeyeceğim. Başka bir işim var. Hı evet. Ne işin varmış? Yani ben olmayınca ne yapıyorsun? Arkadaşlarına çekirdek çitlemek dışında. Merak ediyorum. Yani böyle çok merak edecek bir şeyim yok. Sıradan bir kızım işte. Yo yo yo. Hiç değil. Ve ben seni çok merak ediyorum. Hiç beklemesek, hiç konuşmasak, ben şurada seni öpsem. Manu'daki gibi mi? Gerçi o zaman tanışmıyorduk, çok kızmıştım. Şimdi? Şimdi kızar mısın? Ay. Gerçekten düşüp bayılacağım ben. Tamam, tamam. Git nereye istiyorsan git. Sorun yok. İyi. Yarın görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Hmm.
Ya neredesin? Ben aşağıda seni bekliyorum. Geldim, geldim. Geldim. Hadi atla. Benim burada bir asistanım... Ah, buradaymış. Hadi gelmiyor musun? Geldim Sinan Bey, geldim. Defne. Nasıl oldu anlamadım, tanıştık birdenbire. Ben şeyi açıklamak istedim. Ben Sinan Bey'in arabasına şey diye bindim. Ayıp olmasın diye bindim. Yok yok, sorun yok. Anlıyorum. Yalnız kalamadık. Yol geçmek bilmedi. Ama şimdi... Yalnız. Evet. Beklemek ondan da zor. Çektiklerim artık yeter. Gel benimle ol. Mantık irade kuvvet sevince pek işlemiyor. Ömer. Canım senle olmak istiyor. Ömer. Burası mıydı bu nasıl ya? Ay benim gitmem lazım. Yani nasıl olsa daha iki gün daha buradayız. Yalnız kalırız değil mi? Ay ama nasıl bakış o şimdi yani ben nasıl gideyim? Yani ben şey için dedim böyle şirkette laf çıkmasın diye. Kim ne düşünüyorsa düşünsün. Umurumda değil. Ama işte benim için yani sonuçta... Ömer Bey'siniz. Yani şirkette yani siz değil sen. Şu sizi kaldırsak... Ömer'le Defne olsak. Ömer. Ay yok, yok benim gitmem lazım. Şey yapalım o zaman. Akşam yemekte görüşelim. Kaçtım ben. Ama bu bana hiç yetmedi.
gençler. Amca erkencisin. Sabah egzersizlerimi yapıyordum. Baksana çok formdayım, zindeyim, enerjiyim. Hayat doluyum, mihrap elinde, süperim. Günaydın Defne. Size de. Hayırdır, erkencisiniz, uykunuz mu kaçtı? Uyku mu kaldı sanki? Ben nefes alıp verdim bile hissetmiyorum. Tabii, çarpar çarpar, yapar çarpar. Ne çarpıntısı ya? Yok, çarpıntı falan yapmadı, öyle bir şey yok. Ya hayır diyorum, çarpıntı yapar, temiz hava, oksijen yani. O yüzden bünye alışık değil tabii. Evet, evet, öyle tabii, bünyeler alışık değil. Bir böyle çarpıyor. Evet, önce bir çarpar, insanın nefesi kesilir. Ama sonra alışırsın, alışkanlık yapar. Değil mi Ömer? Bak Ömer alışmış, ha? Oksijen diyorum oğlum, temiz hava falan yani çarpar insanı diyorum. Tabii, bir yerden sonra alışıyorsun. Tabii, alışırsın. Hadi gelin beraber spor yapalım, ha? Bak, hop. Bir, hop, ki, hop, bir, hop, ki. Afiyet olsun gençler, afiyet olsun, afiyet olsun. Günaydın, günaydın. Günaydın. Merhabalar, afiyet olsun. Biz de bir konuşamadık ha. Neyi? Ya dün akşam yemekten sonra bir konuşalım demiştik ya. Evet ya, kalabalık da çok zor oluyor yani. Biz de daha yalnız kalamadık. Biz. İşte biz yani hani sizle biz konuşacaktık ya. Akşam konuşalım dedik kalamadık ya öyle yalnız. İşte biz. Şimdi yalnız ikimiz kalsak baş başa. Konuşsak uzun uzun. Sonra sen beni tekrar öpsen. Mesela. Çok güzel olmaz mıydı? Her şeyi benden beklememek lazım. Diyorsun. Yalnız şu an ateş de oynuyorsun. En kötü yanarız, ne yapalım? Sevgili Passionist çalışanları, yani ikinci ailem. Fişek gibi bir projeyle yine karşınızdayım. Önce gölde bir sandal sefası, peşinden ATV'lerle safari macerası. Ne dersiniz? Hadi kahvaltıdan sonra. Anlaşıldı. Yine baş başa kalamayacağız. Ya aslında biz... Ömer. Ne diyorsun? Gidiyoruz değil mi? Sinan Hanım beni biliyorsun ya, hiç safari falan. Boş ver. Ya oğlum oyun bozancılık yapma işte ya. Ay Ömer, ben de meraklısı değilim ama eğlence olur işte. Hiç. Ya sıcak şimdi, siz gidin orada kalabalık, bunalarım ben biliyorsun. Oğlumca sıcak, kendin diyorsun. Ne yapacağız burada otur otur bu sıcakta? Gözünü seveyim hadi ya. Bak bir şey diyeceğim. Millete de moral yok bura. Ya tamam. Olur abi, gidin siz işte, gidin eğlenin. Ben odaya geçeyim. Hep beraber gidiyorsak gidiyoruz, gideceğiz. Hayda. Yok öyle şey, tamam hadi. Gelir o, gelir. Hadi hadi. Kahvaltımız bittiyse buyurun göle geçiyoruz. Haydi sandal sefasına. Düşün peşime. Yürüyün. Ömer bak, mısırcılık yapmak yok. Kızlar. Sen de geliyorsun ha. Mecbur geleceğiz. Kaçış yok. Hadi. Defne hadi. Kalk.
Hakikaten Ömer Bey, ben onu niye akıl edemedim? Neyi akıl edemedi yine? Sinan Bey diyorum yani. Onun da Instagram'da çok fazla takipçisi var. Onunla şöyle bir selfie çekilsen, beni takip etse oradan da alır yürürüm ben. Senin aklın hala orada mı? Yok, orada değil, burada. Buradayım ben. Biz çıkalım yine, sana güneş su iyi gelmedi. Ha, çıkalım. Necmi Bey'in neyi aklına geldi, buraya geldik ya? Yemin ediyorum kendim buldum ha. Tabii, protein alas. Ya inşallah Ömer Bey Vedat yüzünden hayata küsmez. Allah! Allah, ben o tehlikeyi hiç düşünmemiştim ha. Zaten hayatta bir küs bir bağışık takılıyor. Aa, Ömer Bey kendim çıkıyor. Kıyıya çıkıyorlar galiba. Allah küstü herhalde. Ay bana mı bozuldu acaba ya? Ben burada kaka kiki kiki. Boş ver ya, zaten dediğin gibi. Bir küs bir bağışık yaşıyor ya. Ömer Bey. Bey'e geri mi döndük? Ya bırakmıştık ne güzel. Ay yok ya, o şey ağız alışkanlığı. Kötü alışkanlıklardan kurtuluyoruz o zaman. Hı. Daha iyilerini ediniyoruz. Mesela? Aslında güzel bir başlangıç yaptın sayılır. Anadolu'ya geldiğin onu söylüyorum. Defne, bizim bu halimiz ne olacak ya? Niye biz bir türlü yalnız kalamıyoruz? Değil mi ya? Sanki herkes biliyormuş da engel olmaya çalışıyormuş gibi. Neyse. Bence başardık artık. Sonunda. Evet ama yine de burada konuşmayalım. Ya çok yakınlar, duyarlar falan. Uzaklaşalım o zaman. Defne, ben gerçekten çok sıkıldım kalabalıktan. Gel götüreyim seni. Niye ya? Ne güzel motive oluyorduk işte. Safariler, sandallar falan. Evet evet. Bayağı motiveydiniz sandalla. Ya aslında o tesadüf oldu yani, ben seni bekliyordum, konuşuruz falan hani bilmeyelim diye. Sonra Sinan Bey öyle şey yapınca. Şey yapmış. Çok mu kızdın ya? Bir şey söylesene, çırpınıyorum burada. Bir şey söyle Ömer. Bir daha söylesene. Neyi? Bu son söylediğini. Ömer! Ay vallahi delireceğim ya. Bak sırılsıklam oldum. Yasemin, ne oldu sana? Defne, havlular nerede? Ha, değil mi? Ben o zaman gideyim de havlu getireyim. Yani, ya bir göre düşmediğim eksikti. Bir de ben düştüm, düşünebiliyor musun? Böyle lınk diye gittim yani. Dur şunu al bari, al düşeceksin. Aşk olsun Ömer, sen de mi? Tamam, tamam, bir şey yok. Üşüme, al. Gülüyorsun. Aa, ay ben ne salağım ya. Adama not yazdım, cebine koydum, cebine not yazdım, koydum demedim ya. Aferin yani Defne. Entrikadan anladığım bu kadarmış. Bravo. Ey Allah. Hayda. E gitmişler, giderler tabii. Yani üstünü değiştireceğini tuttu Defne. Ya git bir odana, sakin sakin bir dur. Bir resetle kendini ya. Ay yürü hadi, yürü. Beni mi bekliyordun? Evet. Yani ben seni köprüde bekliyordum. Notu görmedin mi? Ne notu? İşte köprüde buluşalım dedim. Peçeteyi katladım. Çaktırmadan hırkanın cebine koydum. Bana bile çaktırmadan. Bravo. Ya vallahi ben gizli saklı iş çevirmeyi başaramıyorum ya. Zaten rezil oluyordum. Olmuyor. Hadi atla. Ha, biz baya baya gidiyoruz. Gidelim artık, yeter.
Ne oldu? Kaybolduk galiba. Nasıl ya? Nasıl kaybolduk ya? Ciddi misin? Yani buradan bir yerden gidiyorduk da ben yolu bulamıyorum. Ya ben de normalde sağıma soluma bakarım yolda giderken ya, ama sen öyle bir anda çevirince ben bir bildiğim vardır dedim. Yani vardı, bir bildiğim vardı da aklım başımda değil ki, yani bildiğimi de unuttum. Ne yapacağız şimdi, telefon da yok. Kötü oldu hakikaten ya. Hava da kararır birazdan. Bağırsak mı, duyarlar mı? Bak çok iyi fikir ha. İmdat! Bize yardım edin! Sesimizi duyan var mı? Yok. Biz çok uzaklaşmışız. Uf ya! Fakir zıhırsızlığa çıkınca ay geceden doğarmış. Bizimki de o hesap. Yapacak bir şey yok. Artık burada kurda kuşa yem mi oluruz? Kendimize yeni bir hayat mı kurarız? Bakacağız, kısmet. Ya benimle dalga geçiyorsun. Vallahi çok güzel, çok güzel tuzağa düştüm. Aşk olsun. Olsun bence de. Ya bir sürü de panik manik yaptım ya, bir de bağırdım. Panik deyince bu kadar güzel olan başka birini tanısam onu kandırırdım. Böyle sıyrılabileceğini mi sanıyorsun? Niye? Sıyrılamaz mıyım? O kadar kolay değil. Kız kaçırmak büyük suç. Ya kızın da gönlü varsa? Bak şimdi ya. Yok mu? Nihayet. Artık kimse göremez bizi. Tabii canım. İyi sınırına geldik zaten. E hadi. Konuşalım artık. Konuşalım. Anlat Defne. Dinliyorum seni. Ha tabii. Yalnız ben tam olarak ne anlatacaktım? Yani içinden ne geliyorsa. Kendini. Bizi. E tabii. Yalnız o kadar uzun süre yalnız kalamadık ki ben konuşacağımı unuttum. Biz diyorsun. Ne yaptın sen bana böyle? Ben seni özlemeden duramıyorum Defne. Kafamı nereye çevirsem seni görmek istiyorum. Gülüşünü, bazen saçmaladığını. Öyle bana güzel güzel baktığını. Sen bana bakıyorsun ya. Sanki böyle bir rüzgar çıkıyor. Bizi hiç bilmediğimiz, daha önce gitmediğimiz bir yere alıp savuruyor öyle. Orada mutlu muyuz bari? Çok. Yalnız alev aldı buralar. Almasın mı? Alsın. İçimiz ısınsın. Bak yağıyor yağmur. Her damlada gözlerin. Bak esiyor rüzgar. Rüzgar dediğimde sensin. Bak sımsıcak güneş. Sevginle ısındı içim. Sen vazgeçemedim. Yanımda bile hasretimsin. Güneş doğarken, çiçek açarken ve hayat geçerken ben seninleyim. Thank you.
Neresi burası? Annemlerin evi. Yılda birkaç defa kalırdık. Ne güzel. Hala duruyor. Pek kimse bilmez zaten. Böyle çok misafirim de olmaz. Bir tek sadece usta gelir işte. Bir de ben. Sen artık ev sahibi sayılırsın. Bazen geliyorum buraya. Öyle bir iki gün kalıyorum. Sonra dönüyorum. Ha, senin gizli mabedin yani burası. Ne bileyim, iyi geliyor. Yani kafayı toparlıyorum. Biraz düşünüyorum. Düşünüyorsun. Neyi? Son zamanlarda hep seni. Hadi gel. Buradasın. Efendim? Ben çok yakıştım bu eve, onu söylüyorum. Çok güzel bir ev. Çok sıcak. Böyle şeye benziyor gibi. Neye? Sana. Senin hiç göstermediğin yüzüne. Yani... O şehirdeki şıkır şıkır ev, sert, soğuk Ömer. Burası da benim tanıdığım Ömer sanki. Sana benzesin. Bu ev, şehirdeki ev. Ben. Her şey. Her şey sana benzesin istiyorum artık. Maşallah. Dolapta da yok yok. Ne yapsak ya? Akşama ziyafet falan mı versek? Konu komşuyu da çağırırız. Çok güzel olur. Ya ben geleceğimizi bilmiyordum. O yüzden pek hazırlık yapamadım. Ama olmuyor böyle ya. İnsan yani önceden ne olur ne olmaz diye birkaç tane bir şey alır koyar buraya. Neyse artık. Doğru söylüyorsun. Tamam, şey yapalım. Market var yakında. Ben gideyim. Ya tamam, şaka yaptım ya, şaka. Sakin ol Ömer, sakin. Sakin. Sen ciddi ciddi kafa buldun benimle, öyle mi? Öyle oldu galiba. Kandırdın bir güzel. Hı hı. Herhalde bunun bir cezası olacak, biliyorsun. Allah Allah, ne cezası olacakmış ya? Hayır yani, sen beni kandırırken iyi de ben yapınca mı suç oluyor? Sen demedin mi bana, kaybolduk gezide, kaldık burada. Bağırdım bir sürü avaz avaz. Yardım istedim falan bir şeyler. Çok güzelsin. Yalnız ben doydum yani şu an. Hiç öyle açlık hissi falan hissetmiyorum. Şöyle yapalım o zaman. Biz evdekilerle idare edelim bugün. Sonra yarın buraya bir market var, yarım saat uzaklıkta. Yani çok uzak değil. Gideriz, güzel güzel alışveriş yaparız. Olur mu? Olur. Abi de şey yapalım. Gitmişken bakalım pazı var mı? Pazı alalım ve ben sana bir pazı sarması yapayım. Yap madem. Tabii geç kalmadıysak. Çok mu geç kaldık acaba? Hayır. Bence tam zamanı. Ya aslında bir şey soracağım ama.
Sor bakalım. İşte soracağım da beni çok geyik bulursun diye sormaya korkuyorum. Ya gülme. Olağanüstü zeki bir adamla birlikte olman ne olduğunu bilmiyorsun, anlayamazsın. Sen de çok zeki bir kızsın canım. Sor bakalım. Neden ben? Hı? Niye ben diyorum yani? Neden ben? Çünkü sen öyle bakınca ben kendimi milyonlarca insanın arasından seçilmiş özel bir insan gibi hissediyorum. Özel birisin sen Defne. Asıl ben kendimi şanslı hissediyorum. Yani beni seçtiğin için. Yok artık. Çok özelsin. Çok gerçeksin. Her anında kendin gibisin. İnsanlara güvenmek, yani güven duygusu benim uzun zaman önce unuttuğum bir şeydi. Ta ki seni tanıyana kadar. Böyle sana bakınca sanki dünya gördüğümden çok daha güzel bir yer gibi geliyor. Neler söylüyorsun ya? Yalnız ben sana senin gibi böyle güzel cümleler kuramam. Kurma zaten. Sen böyle tatlı tatlı bak yeter. Neyse acıktık. Bahçeye kim bakıyor? Bahçıvan var. Yani arada gelip evin bakımını da yapıyor. Çok güzel bakmış. Çünkü gerçekten çok güzel bir bahçe burası. Yürümek ister misin? Ha, evet. Düşündüm yalara. Bir an geldi ki zannettim kalbim duracak. Ellerim tutuştu hasretini okşayarak. Ay ya sanki rüyada gibiyim yani gerçek mi değil mi tam algılayamıyorum ama yani. Bu ne ya? Çok mu saçma? Heyecanlanınca da hemen çenem düşüyor gerçekten pıtı 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 konuşuyorum. Nefret ediyorum bundan. Ben bayılıyorum onun bu haline. Böyle heyecanlanmana da, böyle konuşmana da. Bana bir şey söyle ama böyle kimsenin bilmediği, hiç kimseye söylemediği seninle ilgili bir şey olsun. Sadece ben bileyim. Tamam. Hazır mısın? Ben böyle sinirlenince pömlerim ayıngem de yapıyor ya, böyle gözü atıyor ya tık 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 tık. Bana da öyle oluyor. Şaka yapıyorsun, gerçek olamaz o. Bence de. Tabii ki şaka yapıyorum. Ay çok kötüsün ya. Ya insanın sevgilisiyle alay etmesi iyi bir şey değil yani. Ben sana söyleyeyim, hoş değil. Sevgilisiyle? Yani. Böyle çıktı ağzımdan. En azından kahve varmış. Yani hazine bulmuş gibi sevindim. Eline sağlık. En son sadece usta gelmişti. Onun için almıştım. Telefonlar. Gerçek dünya ile olan bağlantımız. Açacak mısın? Şu an değil. Yani şimdi hiç dünya ile bağlantı kurasım yok. Ben belki hani sizinkiler merak eder, evi aramak istersin falan. O yüzden getirdim. Ya aslında aramam lazım ama... Ne bileyim şimdi. Açınca bu rüyadan uyanacakmışız gibi geliyor. Uyanmayacağız merak etme. Rüyada değiliz çünkü. Ben kafam rahat olsun diye açmıyorum. İyi de işler ne olacak yani? Şimdi sana ulaşamayacaklar da. Sorun olmasın. Ne olursunuz.
Şu an hiçbir şeyi keyfimi bozamaz. Sen onu falan boş ver de sen bir gelsene ben seni bir seveyim. Ya ne geziydi ama değil mi? Ha, sen asıl bombayı bilmiyorsun. Ben köprüde sana hani buluşalım diye not yazmıştım ya. Hmm. Sen köprüye giderken kim çıktı karşıma pat diye? Kim? Yasemin Hanım. Ne alaka yani? Tabii ikimiz de bir afalladık. Ben ne diyeceğimi şaşırdım falan. Aa, sen asıl Yasemin Hanım'ın göle düşüşünü kaçırdın. Kadın lak diye düşüverdi. Ama tabii herkes bir bastı kahkahayı güldü falan bozuldu ama yani. Şuranda yaşamak istiyorum. Mümkün müdür acaba? Sen beni delirtmek istiyorsun herhalde. Böyle laflar falan. Ben ne bileyim tam şuraya bir yuva kursam. Hiç yanından ayrılmasam. Şimdi düşüp bayılacağım o zaman göreceksin gününü ama. Albert'in kayıp. Ne anlatıyor bu? Terk edilen sevgili diyelim. Adam aslında kızı çok sevmediğini, yani giderse daha da mutlu olacağını düşünüyor ama kız gidince. Çok mu üzülüyor? Geç de olsa anlıyor. Meğer kız tahmin ettiğinden çok daha büyük bir yer kaplıyormuş hayatında. Yazık. Geri dönüyor mu bari? Bilmem, bitirmedim. En son buraya geldiğimde okumuştum. En son buraya ne zaman geldin? Doğum günümden sonra. Doğum gününden sonra. Doğum günü. Doğum gününde sen Roma'da değil miydin? Yok, değildim. Aa, ben öyle biliyorum ama hani Yasemin Hanım'la birlikte... Nasıl ya, Roma'ya gitmediniz mi birlikte? Ha, sen o yüzden... Evet, evet. O yüzden öyle salak salak davrandım. Ama yani Yasemin, sen, Roma... Kıskandım diyorsun. Yani haliyle tabii. Halbuki ben burada seni düşünüyordum. Nasıl günahım olduğundaysa. Gel. Bırak bana. Bak. Burada böyle durup yıldızları seyrettim. Sonra senin yıldızlara bakıp anlattıklarını düşündüm. Sonra nasıl aklım başımdan aldığını, sana nasıl tutulduğumu. Sen şimdi bir başına burada durup yıldızlara bakıp bir mi düşündün? Ama şimdi buradasın. Yanımda. Ben de buna ne bakıyorsam sanki İtalyanca biliyormuş gibi. Öğreteyim mi istersen? Yani aslında ben öyle bir iki kelime falan biliyorum. Ne mesela? Ciao, buonasera, gracias. Gracias, İspanyolca. Grazie. Doğrusu, teşekkür ederim. Grazie. Teşekkür ederim. Grazie. Aslında demek ki o kadar da bilmiyormuşum. Aa şey, aslında bir şey biliyorum. Bir şey daha biliyorum yani. Neymiş? Ti amo. Ne demekti ya? İşte, seni seviyorum. Hadi ya. Yani ti amo anlamı ya yani hani seni seviyorum. Ha peki şey nasılsın? Come stai? Come stai? İyiyim. Sto bene. Grazie e tu? İyiyim teşekkürler. Sen nasılsın? Evet. Ya tamam ben kaptım bu işi ya. Tamam tamam. Bence de. Tamam sor hadi sor. Come stai?
Sto bene. Grazie. E tu? Sto molto bene. O ne? Çok iyiyim. Ha. Ya güzel oldu ya bayağı. Ben sevdim yani. Arada bir pratik yapalım, çalışalım. Ricordo, sto notte. Perché l'inizio di tutto. Ay yok, ben bunu hayatta söyleyemem. O ne demek? Bu geceyi sonsuzluğun başlangıcı olarak daima hatırla. Sana bir iş teklifim var. İş mi? Ne işi ya? Güzel ve eğlenceli bir iş. Bir adam var. Kim olduğunu sor. Bana bir kız lazım. Bu adamı kendine aşık edip evlenecek. Karşılığında da çok büyük para kazanacak. Günaydın. Yeni asistan siz misiniz? Ömer, gerçek Defne'yi tanımıyor bile. Benim yarattığım Defne'ye aşık oluyor. Neticede... Ömer kim, sen kim? Ömer iyi biri. Yani hatta insanın kıskanmamak için kendini zorlayacağı kadar dürüst. Nasıl istedim deliler gibi. Günaydın. Günaydın canım. Gel ne olursun. Ben mi uyandırdım? Yüzünü ezberlemeye çalışıyordum. Her santimini, her ayrıntısını. O niye? Öyle. Bir gün ayrı kalırsak, yüzünü gözümü kapattığımda hatırlayabilirim diye. Hiç ayrı kalmayacağız. Sana güzel aklını bunlarla yorma. Gel. Hiç ayrılmayacağız değil mi? Hiç ayrılmayacağız. Bırakmam seni, merak etme. İstersen yine git. Hatta unut ne varsa verdiğin al götür öyle git. Ben bir evi arayayım diyorum. Ara tabii. Ne diyeyim? Ne demek istiyorsan. Yani çok mutluyum. Sadece o kadar. Öyle söyle o zaman. Yani bu tabii yaptığımız çok açıklanabilir bir şey değil ama yani bütün dünyadan da kaçtık. Eve gitmedim.
Bugün pazartesi, işe de gitmedim. Benimle berabersin Defne. Birlikteyiz. Birlikte olabilmemiz için bütün dünyadan kaçmamız gerekiyor. Sadece birkaç günlüğüne dünyada bir tek biz varmışız gibi davranmak istedik, o kadar. Benim kimseden bir şey saklamaya niyetim yok. Açık konuşayım. Ama sen tabii ananeni ara. Ara, kadıncağız merak etmesin. Ama sen yanlış bir şey yapmıyorsun. Benim yanımdasın. Olman gereken yerde. Ne oldu? Elindekini bırak. Sarılacağım. Ha. Oho, 1000 tane arama. Ay evlensem bu kadar arayanım olmaz. Ne diyorum ben ya? Ali abi. Ha, Defne, iyi misin? İyiyim, iyiyim. Çok mutluyum. Ya merak etme diye aradım. Emin misin? Ya ne yaptığını biliyor musun? Ya aklın başında mı senin, onu söyle. Değil. Ama yani kötü bir şey yapmıyorum. Şu an sadece burada olmak istiyorum. Sence yanlış mı? Değil. Yanlış değil. Sen kendine bir yanlış yapma da gerisini boş ver. Yok yok, merak etme. Gerçekten kötü bir şey yapmıyorum. Hatta tam tersine. Hayatım boyunca kendime yapabileceğim en büyük iyiliği yapıyormuş gibi hissediyorum. Ha, böyle hissediyorsan tamam zaten. Sorun yok. Evdekiler nasıl? Her şey yolunda mı? Yolunda, yolunda. Merak etme sen. Tamam o zaman. Ben seni daha sonra ararım. Tamam. Ara ama bak. Daha sık ara. Ya mesaj at. Ya, iyi olduğunu bileyim, bana yeter. Buralar bende. Tamam? Tamam. Abi, seni seviyorum. Neredesin Defne ya? Nasıl düştün sen bu yola? Hayat gerçekten çok acayip. Defne, iyi misin? İyiyim, iyiyim. Hatta biraz fazlayım. Daha önce başıma böyle bir şey gelmediği için kaldıramam diye korkuyorum. Alışacağız. Ama birlikte alışacağız. Mutluluğa alışmak iyiymiş. Ben bir markete gideceğim. Böyle 3-5 bir şey almaya. Bir de bakayım pazı var mı hala? Varsa. Unutmamışız. Ama söz vermiştin. Tamam canım, yapacağım, tamam. Başka bir şey lazım mı? Yok. Öyle kafana göre. O zaman tamam, ben dönerim bir saate. Sen burada bak, bekle beni. Böyle bir yere falan kaçmak yok. Nereye kaçacağım canım? Bu kadar güzel bir adamın yanından. Kendi güzel, kalbi güzel. Niye kaçayım değil mi? Hmm. Görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Ensemden uyanırım. Efendim? Yani daha önce kimseye söylemediğim bir şey söyle demiştin ya. Çok ilginç bir şey değil ama hani kimse bilmez. Ensemden uyanıyorum. Böyle. Görüşürüz. Görüşürüz. Bildiğin toparlan git dedi. Ama haklı yani.
Evlendikten sonra ortadan kaybolacağım dedim. Ben ne yapacağım ya? Evlenirsek ayrılacağız. Ama yani anlaşma uymaz kalırsam her şeyi Ömer'e söyleyecek, yine ayrılacağız. Ama ben ne yapacağım ya? Ne yapacağım ben? Nasıl ya? Nasıl? Bana güvendi ya. Geleceksin dedi bana. Ben şimdi nasıl böyle bir yalanın içinde olduğumu söyleyeceğim. Ama ben söylemezsem de Neriman Hanım her şeyi söyleyecek zaten. Ömer bunu hiç hak etmiyor. Eğer ben burada kalırsam her şey daha da kötüye gidecek. Can yapma, yardım et, ne Defne? Defne? Bayağı güzel oldu ya. Defne! Pazıyı buldum, gel. Dışarıda mı acaba? Yapamam, olmaz. Bana kızma, ne olur. Çabuk götür onu. Tamam. Gece gökyüzünden bir damla yaş düşünce. Bahar gelir tüm çiçekler.
çiçekler ıslanır. Kara gözlerinden bir damla yaş düşünce hüzün keder yüreğime. Sen ağlama, bir damla gözyaşın yeter. Sen üzülme gülüm, gamzende güllerin biter. Yollarıma taş koysalar döneceğim gözlerinden yaşları. Yaşlı.